Bu durumdaki Fenerbahçe'yi yabancı teknik adam. Bak ben bu saydığın isimlerden Bilic yakışır diyorum ama hı hı. ben istiyorum ki Türkiye'ye hiç gelmemiş, denenmemiş birisi olsun. O zaman Löv. Değilmiş. Başkan ne diyordu? Ben Lövcü asla değilim. Löv Böyle e Bilic'le Türkiye. Ye. Bak tren saati gibi uçakta bile röter oluyor, trende olmuyor. Evet. Tren saati gibi Mek mekanizması izleyen, işleyen bir Alman makina gibi işleyen bir Alman milli takımının başı neydi Löw. Son zamanlarda düşüş var diye zaten ile ayrılık gerçekleşti. Löw çıkışta olan bir teknik adam değil. Uzun yıllardan beri mil, e, kulüp takımı çalıştırmamış bir teknik adam. Löw Gider dünya çapında Avrupa'da hazır. Manchester United'a gitsin abi. Dortmund'a gitsin. Paris Saint-Germain'e gitsin. en son Onun... çalıştırdığı kulüp hangisiydi? Ona bakıyorum. Fenerbahçe'de yani. olmaz. Şu an ona bakıyorum ben de. Löw sadece isim olarak gelir. Gaz almak için gelir. Löw Fenerbahçe'ye büyük bir katkı sağlayamaz. Avusturya Wein son çalıştırdığı takım 2004. 2004. Ali Koç ne dedi? <laughs> Ali Koç ne demiş sezon başı? Portekiz. Biz Portekiz'i derken abi ben bekliyorum böyle ekranda son dakika Jorge Jesus'la anlaştı Fenerbahçe. Böyle adam getireceksin. Pereira'ya getirmeyeceksin. Fenerbahçe'nin bu tarzda yani ee, hem çok tecrübeli hem dominant karakterli anlatabilirim Futbolcunun biraz da korkarak da saygı duyacağı bir tane teknik adam getirmek zorundasın. Çünkü bu futbolcular şu anda büyük bir kazadan çıkmış gibi. Kazazede gibiler şu anda. Psikolojileri bozuk. Bugünkü saha içinde görmüyor musun ya? Kimse sorumluluk almak istemiyor. En çok sorumluluk alan adamı ıslıklayan bir taraftar var şu anda. Ortada başka oyunlar dönüyor çünkü. Yerli teknik adamı getir, iki hafta kazanamasın Fenerbahçe, ortalık tekrar karışır. Ali Koç'un ve yönetimin de kendine garanti alabilmesi için, bu sözün anlamında söylüyorum. Bir de şunu söyleyeyim, herkes istifa, istifa ya da şu aday çıkıyor, bu aday çıkıyor, yeni bir aday var Fenerbahçe. Ye. Bir tek sahadesin saran. Ama olabileceğini söyledi, söyledi. Sanettin abi şunu söyledi Olağan seçimlerde, olağan seçimlerde ben tabi, varım tabi, tabi, dedi Olağan tabi, tabi. seçimler tabi, değil bak. Fenerbahçe olağan üst seçimleri hak etmiyor Olağan seçimlerde ben varım dedi Bak şunu söyleyeceğim Ali Koç Hayatımda görmedim tanımam etmem Bu imaj Bu geldiği aile Ali Koç görev süresi bitmeden gitmez Bu takımı da şampiyon yapmadan gitmez Kerem İki yıldan beri Aynı şeyi söylüyorum Evet. Sen de diyeceksin ki iki yıldan beri şampiyon da olamadı. Daha iki, se iki, sezon daha var. Bu takımı şampiyon yapmadan Ali Koç gitmez. Bir de insanlar bir Fenerbahçe taraftarı olarak bazen elini vicdanına koyması lazım. Ben de istiyorum Fenerbahçe'nin kazanmasını. Ben de kahroluyorum. Yolda tanıştığım, görüştüğüm, karşılaştığım, tanıyan veya tanımayan. Herkes bana ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali diye soruyorlar. Ama bu Ali Koç, bu başkan bu kadar fedakarlık yaparken eleştirmek biraz bana vicdansızlıkmış gibi geliyor gelecek başkanların Fenerbahçe camiasında çok başkanlık yapabilecek büyük iş adamları var maddi anlamda da çok destek olabilecek kişiler var ama Ali Koç kadar bu işleri yapabilecek birisi yok sen de bana şunu diyebilirsin ya biz para veren başkan istemiyoruz başarı getiren başkan istiyoruz ya zaten sıkıntılı bir dönemden geçen Fenerbahçe bütün dünyada kulüpler de sıkıntıdan Sıkıntıyla bulaşıyor hem ekonomik anlamda. Pandemi gerçekten kulüplerin e, kulüpler için çok büyük bir yük oldu. Bir de para olmadan başarılı olur mu? Herkes için oldu gerçekten. Şu, imkansız, İmkansız. Ama yeni gelen, gelen e, bir başkan olsa, bir iş adamı olsa, hani her şeyi değiştirip o da e, şampiyon yapar veya her şeyi değiştirir diye bir kesin bir e, net bir tablo yok yani ortada. O yüzden ben e, görev süresi bitene kadar Ali Koç'un desteklenmesinden yanayım. Yani eldeki en garanti yöntem bu aslında. Kesinlikle. Emre Belezoğlu olayına döner. Ya zaten bence çok olağanüstü bir seçimin olacağını da düşünmüyorum ben. Yani geldiğimiz noktaya bakarsak zaten taraftar varmıyor mu? İstifadeye varmıyor mu? Ya şu an bir hoca değişikliği olmadı mı? E yine bir hoca değişir. Yine sistem devam eder. Ama bir de senin de söylediğine katılıyorum. Şimdi Ali Koç ne yaptı? Ali Koç'un ne yaptığına bakmak lazım sen? Ali Koç ee, pandemi döneminde herkes muslukları kısarken muslukları sonuna kadar açtı. Sponsorluklar, ek gelirler, kaynaklar hepsini yaptı. baktığın zaman. Ama ne oldu? Bence kısmetsiz. Kısmetsiz olarak göreceğiz yani. Bir başarı göremedi. Ama, Ama salt bunu kısmetsizliğe bağlayamayız. Sonuçta e, hocam, e, sayın başkan birçok karar verdi ve kararların e, ne kadarı pozitif? Aslında çok güzel planlama yaptı ilk geldiği gün. Gelmeden önce bile güzel planlama yaptı. Yani kulübün futbol departmanını daha da kurumsallaştırma, işte sportif direktörlük olayı, işte hocası efendime çok daha farklı konular. Ama e, yanlış adamları seçti bence. Yani, yani modeli doğru kurdu Model adamlar doğru yanlış adamlar seçiyoruz. yanlış. Onu da yönlendirenler, ona e, akıl danış, e, danışmanlık yapanlar diyelim daha doğrusu. Evet, yani ben, adamlık. Ali Koç'un çıkış noktasında ben yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Bu kısmetsizlikten öte planlaması doğru, düşünceleri doğru. Yani kulüplerimizin artık çok daha farklı seviyede olması lazım. Sonra plan tutmayınca ama sıkıntı ee, oluştu tabii Çok ki. yanlış adamlarla oldu. Bak mesela çok basit bir şey söyleyeyim. İsimlerini vermeyeyim. Tahmin Türkiye'de edersek Türkiye'de bir iktidar değişikliğinde yeni başbakan geliyor. Hı hı. Eski başbakan döneminin bazı bürokratları istifasını sunuyor. O da bakıyor ne istihbarat ediyorsun diyor. Efendim işte iktidar değişti. işte e adamın icraatına bakıyor. İyi işler yapmış bürokrat, bürokraside. Ya devlette de esas olan devamlılıktır diyor. Sen niye istifa ediyorsun ki? İktidar değiştirdi. Sen devletin adamısı kalacaksın. Şimdi Ali Koç da geldiğinde kulüp içerisinde dinamikleri birden değiştirdi. Tek bir isim örneği vereyim. Bugün Ali Koç arasın, tarasın Türkiye'de Hasan Çetinkaya gibi adam bulamazsın. Aziz Yıldırım döneminde. Aziz Yıldırım gidebilir. Hasan Çetinkaya yönetimde değildi ki. Hasan Çetinkaya ismi bir örnek, sadece bir örnek. Dili var, futbolculuğu var. Efendime söyleyeyim, yönetim, yani futbol idare etmesini, yönetmesini çok iyi biliyor. Ama Fenerbahçe'li Hasan takım, Çetinkaya olmadı mı? Takım ayrıca Fenerbahçe'li Hasan Çetinkaya oldu. Takım içerisindeki yabancı oyuncuların sorunları konusunda uzman Türkiye'de en bence. Gitti. Olabilir. Ama bugün Aziz Yıldırım döneminde kulüpte çalışmış ama şu an kulüpte bağı olmayan biri bana dedi ki bugün dedi Fenerbahçe kulübünün dedi eğer dinamikleri işliyorsa çarptıları işliyorsa Aziz Bey'in dönemindeki kadroların sayesinde dedi. Aziz Bey benim babam değil, dedem değil, amcam değil, dayım değil ama kadro yapılanması ya yani kulüp personel yapılanmasını çok düzgün yaptı. Belki ilk senesinde de sıkıntılar yaşadı ama yılların tecrübesiyle. Ha saha içi başarısı yok. İşte transferlerde sıkıntı olabilir o, hoca. Tercihlerinde sıkıntı olabilir. Sonuçta işte Aziz Bey de Victor Pereira'yı tercih etmiş bir başkan. Bunlar ayrı ama iyi transferleri de var tabii ki. Mesela Robin van Persie transferinde eleştirilebilir ama kulüp personeli çok daha farklı bir şey. Öyle değil mi? Sen de biliyorsun. Tabii ki. O çok farklı bir şey. Profesyoneller çok farklı bir şeydi. O onlar da çok ciddi bir değişim yaptı. Bence o değişimi hani kabasında varsa da o değişim kademeli kademeli yapabilirdi. E, diyor ki, bir, anda, bir anda takımın hafızasını değiştirmeyeceksin diyor bak kulübün hafızası başka tabii. bir şey devlet hafızası. Tabii da tabii tabii. Bak devlet hafızası. Şirket hafızaları da vardır. Abi, devletçilik de kulüpçülüğü de aynı kefeye koymayalım. Burada devir devir güzel yo, olmadı. Yok, ben kefeyi koyup ay. Ali Koç'a devretmesi benim güzel de olmadığı için bana. Ben devletçilik, kulüpçülük ay, aynı kefeye koymuyorum. Ben sadece bürokrasi'nin niye birden bile kes, keskin öyle bir bıçak yemediğini. Benim bir seçimden sonra sen de oraya başkan olsan aynı şeyi, aynı refleksi sen de verirsin, ben de veririm Yok ben göstermem. Ben bu kadar keskin bir geçiş yapmam. Ben ya, yapabilirim diye düşünüyorum. İnşallah alırsınız birer kulüp, görürüz bakalım. <laughs> yani yani. yani Ozan'ın daha fazla şansı var kulüp alma konusunda ama. Zaten kulüpler belli. Alaçatı Spor Kulübü, ben Kırşehir <laughs> e, Spor Kulübü. Kırşehir <laughs> Spor Kulübü. Senle bir kulüp veririz Anadolu'dan. Varto Spor olur, varsa eğer. Olabilir. Muz Spor. <laughs> Fenerbahçe <laughs> üzerine konuştuk uzun uzun lacivert takımın hem yeni Malatya Spor galibiyetini değerlendirdik hem de kulüpteki genel yapıdan bahsettik Beşiktaş'ın gündemini konuşalım istiyoruz Çünkü siyah beyazlar çok kritik bir maça çıkacak deplasmanda Konyasporla karşı karşıya gelecek bu mücadele öncesinde hazırlamış olduğumuz haberi şimdi ekranlara taşıyoruz sonrasında sizlerle birlikteyiz.